Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Avrupa Birliği Başkanlığı bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, Avrupa Birliği hikayesi kimilerine göre yılan hikayesi, kimilerine göre yalan hikayesi. Bence ikincisi daha doğru. Çünkü aslında daha AKP iktidarı AB'den gün almadan 6 ay kadar önce AB ile bizim bu işi yürütemeyeceğimiz belli olmuştu. Nedense bazı olaylar, bazı gelişmeler tarihin çöplüğüne, arşivine atılır ve unutulur. Bugün üzerine bu kadar hamaset yapılan Kıbrıs, hatırlar mısınız bilmiyorum, 20 yıl kadar önce masadaydı. Kıbrıs'ın geneli ve özelinde KKTC'nin geleceği Burgenstock'ta pazarlık meselesiydi. O tarihteki başbakan, bu tarihteki cumhurbaşkanı Burgenstock'ta şuna karar verdi. Kofi Annan'ın hazırladığı plan uyarınca Türk kesimi KKTC ve Kıbrıs Rum kesimi aynı çatı altında AB'ye girecekti. Ve bu konuda da adanın iki tarafında da referandum yapılacaktı. Hatırladınız mı biraz? Nisan 2004'ten bahsediyorum. Merhum Rauf Denktaş bu plana şiddetle karşı çıktı. Fakat Türkiye şöyle bir baskı kurdu. Dedi ki eğer biz bu fırsatı da kaçırırsak Rumlar, Kıbrıs Rum kesimi AB'ye tek başına girecek. Peki sonuçta ne oldu? Referandumda Ankara'nın istediği oldu. KKTC 3'te 2 çoğunlukla Kofi Annan'ın planını, yani birlikte AB üyeliğini onayladı. Buna karşılık Rumlar 4'te 3 reddetti. Netice ne oldu? Kıbrıs Rum kesimi Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tek başına adayı temsilen AB üyesi oldu. Türkler ortada kaldı. Şimdi bunu niye anlattım? Peki bu yılan hikayesi her neyse niye mış gibi devam etti? Çünkü güzel para var, tamamen duygusal. Bakın, o tarihte Türkiye'de 2001 krizi yüzünden bütün şirketler neredeyse batmıştı. Hepimiz hatırlarız bunu. Başka Türkiye'ye kuruş gelmiyordu. Türkiye'nin cari açığı patlamış gidiyordu. Hemen her sistemde, ekonomik sistemde cari açığı kapatmanın en makul yolu doğrudan yatırımdır. Peki mış gibi yaparak Avrupa Birliği ve Türkiye karşılıklı ne kazandılar? Çok fazla rakama girmek istemiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim yeter. 1993 ile 2004 yılları arasında Türkiye'ye giren yabancı doğrudan yatırımın miktarı 15 milyar dolar. Şöyle notlarıma bir bakayım izninizle. Sadece 2006 yılında 21.2 milyar dolar. Yani cari açık kadar. Peki böyle mış gibi gitmenin perde arkası neydi? Hemen onu da söyleyeyim çok kısa olarak. 2001 travmasını yaşayan dünya ve özelinde 16 ila 20 milyon civarında Müslüman yaşayan Avrupa Birliği laik, demokrat ve Müslüman bir ülke arıyordu örnek olarak. Onu da Türkiye olarak seçtiler. Ama elhamdülillah Müslümanlıkta hiçbir eksiğimiz olmadı olmasında. Ama demokrasi ve laiklik açığı büyüyünce Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler de tavsadı. O kadar tavsadı ki bugün 6 milyar dolar gayrimenkul girişi olmasa toplam 1 milyarlık doğrudan yabancı girişiyle yetinmek zorunda kalacaktı geçen yıl bu ülke. Gayrimenkul dediğimde de artık bunları ekonomi sütunlarında veya ekonomi haberlerinde göremezsiniz. İçişleri Bakanlığı'nın cerrahim raporlarında görüyorsunuz. Mafya babalarının parayla gelip Türkiye'ye vatandaşlığı satın alıp ondan sonra işlediği suçların dökümüdür bu 6.3 milyar dolar. Büyük ölçüde tabii, tamamını kastetmiyorum. Ne yapılmalı? Çok basit. Beceremediniz, yapamadınız. Kemalistlere bırakın. Yedi düvelle önce çarpışıp sonra masada eğilmeden, bükülmeden, diz çökmeden pazarlık yapabilen kadrolara bırakın. Muasır medeniyete taşımamıza bu ülkeye izin verin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.